Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size kısa ve özlü bir video hazırladım. Şöyle söyleyeyim, kısa olacak, bilgilenme amaçlı olacak. Hyperion'a karşı, Hypermon Baba'ya karşı nasıl dövüşürüz? Tabii öncesinde kişiler kısmında talepleri kabul edebilmem için arkadaşlar en aşağı kısma gidiyorum. Şu anda toplamda 4 kişi çıkarmam lazım. Niye? 49 tane arkadaşım olacak, bir tane kalacak ki istek kabul edebilin. Daha doğrusu arkadaş listesi dolu gibi bir şey yazmasın arkadaşlık isteği attıklarında insanlar. O yüzden şu anda hani böyle rastgele çıkarıyorum, bana gönül koymayın. Demeyin ki yok beni arkadaşlıktan silmişsin, yok işte şöyle, yok böyle. Arkadaşım yap, yani atılan talepleri kabul edebilmem için belli başlı çıkarışlarda bulunmam lazım. Hani arkadaş çıkarmam lazım. Bunun için çıkarıyorum. Hyperion Baba'ya karşı dövüşmek için hemen bu Kızıl Hulk'la bir deneme başlayalım denemeye. Kızıl Hulk'la bir gösteriş yapayım. Önce nasıl skill attırılır? Hani onu göstereceğim. Hyperion'a nasıl skill attırılır onu göstereceğim. Bakın bekliyorum. Bekliyorum. Açık. Bak. Gördüğünüz gibi skill attığı anda blok süper yok. Yani böyle onu ayarlamanız lazım. Kaçamak dövüşmeyeceksiniz. Saldırgan dövüşeceksiniz. Ve yani eli açık olacak, skill attığı anda ya kaçacaksınız ya blok yapacaksınız. Bak şimdi bir daha deneyeceğim. Bak skill süpersiz bekliyorum, güç barı dolu. Skill attığı anda kaçış yapıyorum. Hani onu iyi ayarlamanız lazım. Bu bir ayar işi ama bekleyerek değil. Hani saldırgan dövüşeceksiniz. Ha bir de kaçamak dövüşü. Bir de kaçamak dövüşeceğim. Bakın o zaman ne oluyor? Nasıl skill attırırız videosu bu. Bakın. Yani mesafeyi koruyacaksın. Biraz hani elin açıkmış gibi göstereceksin Hyperion'a karşı. Ondan sonra şimdi bak. Bak gidiyorum, blokta bekliyorum. Siper yapıyorum. Siper yapıyorum. Kaçıyorum, geri bir daha geliyorum. Ne oluyor? Güç barı doldu. Geçmiş olsun. Hani geçmiş olsun bu dakikadan sonra. Hatta bir tane daha üçüncü skill yiyeceğim. Onu görmeniz açısından hani kaçamak dövüşmeyin. Onu demek istiyorum. Yakın mesafe dövüşeceksiniz. Skillinin de olduğunu fark ettiğiniz anda blokta beklemeyeceksiniz. %1 canımız kaldı bu arada. Bakın arkadaşlar. Bir üçüncü skill daha attıracağım. Dövüyorum. Güç barına dikkat etmeksizin dövüyorum. Tabii bir daha attı. Böyle bir istatistik şeyler var, istisnalar var. İstatistik nereden çıktı? Bak. Hop doldu bu. Güç barı doldu. Kaçış yapıyorum. Güya sürekli kaçış yapıyorum ama 3. skill'i yedik. Bu şekildeydi arkadaşlar. Hani Hyperion'a skill attırmak için dediğim gibi yakın olacaksın. Süpersiz bekliyormuş gibi yapacaksın. Hyperion zaten öyle bir özelliği var. Çat diye ondan sonra skill atıyor size. Hyperion'a nasıl skill attırılır videosuydu bu. Ha şimdi gönlünü göstereceğim ona. Adı ayrı mesele de bu. Bak şimdi. Şimdi Hyperion nasıl yakılır? Böyle. Hani kısa ve öz bir video olsun istedim. Bu şekilde arkadaşlar Hyperion'a karşı dövüşebilirsiniz. Ha bari el atmışken şuradan bir ördek Howard'ı da bir indirelim. Corvus Glaive ile bilmem çabuk parlayan kişilik. Ha bu bir tane daha püf nokta olsun hadi bu. Eğer çabuk parlayan kişilik karosu varsa rakipte öncelikle bir siper yapalım. 8-9 tane bir zırhını kıralım bunun. 9 tane bak şimdi. Blokta 1-2-3-4-3 tane vurduk, 4 kırdı. Bir daha olsun hadi 1. Hop zaten yaşamayacak da. Hani dediğim gibi bloğuna vuracaksınız. Ondan sonra zırh kıran karaktere sahipseniz siper yaptığınız anda zırhı kırılacaktır onun. Bu şekilde bir video olsun istedim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.